Selamlar. Anime videosu diye bilgisayar reklamı görmeyeceğinizi mi sandınız? Yanıldınız. İşte özel fiyatıyla DK6. 6.'ya kadar geldik aynen. Hemen sistem bileşenlerine bakalım. Asus ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti ekran kartı. Yüksek performanslı oyun deneyimleri için tasarlanan Strix 4070 Ti üstün özelliklere sahip bir ekran karttır efendim. Nvidia'nın yeni nesil Ampere mimarisi üzerine inşa edilen bu kart DLSS 3.0 da desteklemektedir ayrıca. DLSS ne mi peki? Onun için önce RTX'e bakmamız lazım. RTX gerçek zamanlı ışın izleme ve gölgeleme üzerine geliştirilmiş bir Nvidia teknolojisi. Günlük hayatta ışığın nasıl hareket etmesini ve davranmasını bekliyorsanız oyunları da o şekilde yansıtan RTX 2000, 3000 ve 4000 serisi kartların öne çıkan özelliklerinden. Oyunlara daha gerçek görseller sağlamak adına atılmış önemli adımlardan biri şüphesiz. Ancak önemli olduğu kadar da zorlayıcı bir teknoloji. Işığın hareketlerini gerçek şekilde hesaplamak kolay iş değil ve aktif edildiği zaman kartın performansını düşürüyor. Neyse ki Nvidia'nın buna da bir çaresi var. DLSS. Her geçen gün daha da fazla gelişen DLSS teknolojisi ekranın göze batmayacak noktalarının çözünürlüğünü düşürüp eksik pikselleri yapay zeka aracılığıyla tamamlayarak hem ciddi bir FPS artışı sağlıyor hem de yer yer orijinalinden daha keskin görüntüler bile sunabiliyor. DLSS 3 ise 2'nin sunduğu süper çözünürlük özelliğine ek olarak tamamen yeni kareler oluşturarak performansı 4-5 kata kadar artırabiliyor. Kare oluştururken sistem gecikmesinde herhangi bir artış olmaması için rekabetçi oyunlardan bildiğimiz Nvidia Reflex teknolojisi de otomatik olarak devreye giriyor. Adamlar kendi ekosistemlerini oluşturmuşlar yani. O onu öbürü de diğerini destekleyerek deneyiminizi güçlendiren 3 ayrı taş gibi teknoloji. Anakart tarafında Prime B650MA kullanılmış. Güçlü performansı ve geniş bağlantı seçenekleriyle dikkat çeken bir anakart bu. AM5 soketiyle uyumlu olması ve yeni nesil DDR5 bellek teknolojisini desteklemesinin yanı sıra yüksek hızlarda veri aktarımı sağlıyor. Ayrıca Wi-Fi özelliği sayesinde kablo sağlara kolaylıkla da bağlanabiliyor. Ryzen 5 7600 Box işlemci. Çoklu görevler için ideal bir seçenek. 3.80 GHz hızında çalışan 6 çekirdekli yapı hızlı ve akıcı bir deneyim sunuyor. 38 MB ön bellek verilerin daha hızlı erişilebilir olmasını sağlıyor ve işlemcinin performansını arttırıyor. RAM tarafında Kings and Furies 16 GB DDR5 bellek tercih edilmiş. Bu RAM modülü hızlı ve akıcı oyun deneyimi, çoklu görevler ve yoğun işlemler için ideal bir çözüm. XPG GameX S70 Blade. 1 TB'lik yüksek performans ve hızlı veri aktarımı için üretilmiş bir SSD. 7400 MB bölü saniye okuma, 6800 MB bölü saniye yazma hızlarıyla dosya ve uygulama yükleme sürelerini hızlandırdığı gibi daha hızlı veri transferi de sağlıyor. Bütün sistem Asus'un GT501 RGB kasası içerisinde toplanıyor. 11 kanatlı 120 mm'lik AuraSync RGB fanlarıyla hedefli soğutma ve yüksek basınç sağladığı gibi daha geniş ısı uzaklaştırma için de bir adet yüksek hava akımlı 140 mm PWM fan bulundurmakta kasamız. Ha yok ben yanıyorum, hava çok sıcak, daha fazla soğutma lazım derseniz de 7 adet montaj noktası bulunmakta. Son olarak da Asus TUF Gaming 750B güç kaynağı bulunmakta sistemimizde. Eğer ürün ilginizi çektiyse hemen açıklamadaki linkten kendisine ulaşabilir ve özel fiyatıyla satın alabilirsiniz. Ücretsiz montaj, test ve kargoda cabası. Hadi videoya geçelim. Animelerin ciddi ciddi mainstream bir eğlence ürünü olduğunu hala kabullenemiyorum. Ben hayatımı animeye gömerken o kadar niş bir kitleye hitap ediyorlardı ki şu an neredeyse popüler Amerikan dizileriyle falan yarışabilecek seviyeye gelmiş olmaları çok garip bir hissiyat. Eskiden birkaç yılda bir tane böyle aşırı patlama yapan bir anime çıkar ve normalde anime izlemeyen kesimin bile diline sakız olurdu. Şimdi her yıl birkaç tane ses getiren anime kesin çıkıyor. Sosyal medyada, pek çok farklı platformda anime mimlerine denk gelebiliyoruz. Bu çok güzel bir şeydi işte ben birazcık alışmakta zorluk çekiyorum yani konu o. Neyse işte 2022'nin de en popüler animesi tartışmasız Chainsaw Man olsa gerek. Açık konuşayım bu seriyle hiçbir geçmişim yok. Yani animesi duyurulana kadar ismine bile duymamıştım. Bir sürü insan gelip izleyecek misin abi falan dedikleri zaman mangasından haberdar oldum. Baya baya Shonen Jump'ta yayınlanan popüler bir seriymiş. Anime manga dünyasından ne kadar koptuğumu siz düşünün. Fujimoto Tatsuki adındaki yine hiç bilmediğim bir mangaka tarafından yazılıp çizilen seri 2018'den 2020'ye kadar yayınlanmış, yanlış anlamadıysam final yapmış ve sonra 2022'de Shonen Jump Plus'ta bir devam serisi başlamış. Yani şu an güncel devam etmekte olan manga ikinci seri olarak geçiyor ve ilkinden çok farklı bir tonda ilerliyormuş. Açıkçası manga beni çok ilgilendirmiyor. Animesi duyurulduğu andan itibaren ismini ne kadar çok duyarsam duyayım yine de bakmayı falan reddettim hatta. Animeye tamamen temiz bir kafayla girmek istiyordum çünkü. Manganın purist fanlarının animeden ne kadar nefret ettiğini görünce de bunun ne kadar doğru bir seçim olduğundan da emin oldum. Hatta şöyle diyeyim, bu video için bir arka plan araştırması yapana kadar Chainsaw Man'in bir Shonen Jump markası olduğunu bile bilmiyordum. Animenin genel tonu klasik Shonen Jump işlerinden o kadar farklıydı ki sadece TV serisinden yola çıkarak bunun bir Shonen mangadan uyarlandığını bile anlamadım ben. Ciddi ciddi seinen zannediyordum yani, o açıdan bile ilginç bir anime Chainsaw Man. Peki ben bu bilgileri neden veriyorum?
Bu genel bir Chainsaw Man serisi incelemesi değil. Sadece ve sadece animesinin incelemesi. Ben bu metni yazarken Chainsaw Man için resmi olarak ikinci bir sezon duyurulmamıştı henüz. Ha, popülaritesi göz önünde bulundurulduğunda devam sezonunun kaçınılmaz olduğuna kesin gözüyle bakabiliriz ama şu an için başı sonu ortası olan tek sezonluk bir yapım olarak değerlendirmek zorundayım. Siz daha durun, devamında neler neler olacak muhabbeti veya heyecanı yok bende. Mangasını okumuyorum ve ne yalan söyleyeyim aşırı durumunda değil. Bu seriyi sadece mangadan takip ediyor olsaydım muhtemelen hiç ilgimi çekmezdi. Ama animesi öyle bir tarza sahip ki bu çok sıradan hikayeyi öyle stilize şekilde sunuyor ki takdir etmemek elde değil. Erken konuşmak istemiyorum. Sezon bittikten sonra karşılaştırma yapmak için sadece ilk iki chapter'a falan baktım mangadan çünkü. Ve bunun nadiren karşılaşılan uyarlamanın orijinal işten daha iyi olması durumu olduğunu düşünüyorum. Chainsaw Man özel bir anime, ona şüphe yok. Ama ne hikayesi ne de karakterleri yüzünden değil. Peki, ne anlatıyor bu Chainsaw Man? İblislerin varlığı haricinde bizimkiyle birebir aynı dünyada geçiyor Chainsaw Man. İblisler günlük hayatın bir parçası ve onları avlayarak hayatını kazanan insanlar var. Ana karakterimiz Denji de onlardan biri. Mafyaya olan borcunu olduğu gibi Denji'nin üzerine yıkıp intihar eden babası yüzünden çocukluğunu yaşayamamış 16 yaşındaki ana karakterimiz, sadık iblis dostu Pochita ile beraber bulabildiği her işi yapmakta, genel olarak da avcılıkla haşır neşir olmaktadır. Hayattan beklentileri anlamında epey minimalist kafada olan Denji, hizmet ettiği Yakuza çetesinin ihanetine uğrayınca bir iblis tarafından paramparça edilerek öldürülür. Ancak Pochita, Denji'nin kalbinin yerine geçerek onu hayata döndürür ve yarı iblis yarı insan Chainsaw Man'in oluşmasını sağlar. Yeni edindiği güçleriyle intikamını alan Denji artık borçlarından kurtulmuş özgür bir adamdır. Ne şanstır ki tam bu sırada karşısına işleri iblisleri kontrol altına tutmak olan kamu güvenliği personeli Makima çıkar. Denji'nin unik durumunu gören Makima onu öldürmek yerine evcil hayvan olarak yanına almayı teklif eder ve hayatı boyunca kimseden sevgi kırıntısı bile görmemiş ana karakterimiz de bunu hemen kabul eder. Böylece Denji kamu güvenliği için çalışmaya başlayan bir iblis avcısı olur ve asla sahip olamayacağını düşündüğü çeşitli hazları elde etmek ve kaybettiği yılları telafi etmek için çabalamaya başlar. Öncelikle şunu dürüst bir şekilde söyleyerek aradan çıkartayım. Chainsaw Man'in hikaye konsepti aşırı standart. Benzerlerini milyon kez gördüğümüz böyle özel bir yanı olan çaylak karakterin iblis, şeytan, canavar ve daha bilimum aşırı yaratık tipini avlamak için bir organizasyona katılıp yükselmesi hikayesi. Aşırı klasik. Ki benim genelde shonen serilere katlanamama sebebim de bu oluyor zaten. 3-5 tane hikaye konsepti var ve sürekli onları tekrar tekrar döndürüp duruyorlar. Ancak Chainsaw Man bu klişe mi klişe hikayenin bile farklı şekilde anlatıldığı zaman eğlenceli ve ilginç kılınabildiğinin kanıtı. Chainsaw Man'in hikayesine ve karakterlerine bayılmamakla beraber doğru düzgün sıkılmadan finaline kadar gidebildim ki bu benim için büyük bir olay. En son ne zaman bir shonen serisinde sıkılmadım hatırlamıyorum çünkü. Çoğuna birkaç bölümden fazla katlanamadığım düşünülürse bu serinin özel bir yönü olduğunu kabul etmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki ne? Hemen bakalım. Öncelikle İblis Avcıları serileri nasıl ilerler? Her birkaç bölümde yeni bir iblis gelir. Ana karakter, daha doğrusu ana karakterler, çünkü seriyi uzatabilmek için shonenlerde her zaman daha geniş karakter grupları olur, bu iblise savaşırlar. Öyle ya da böyle yenerler. Bu süreçte hikayeyi minimal düzeyde ileriye taşıyan bazı şeyler olur ve formül tekrarlanarak devam eder. Hikayenin bu aşaması genelde karakterlerin birbirine ısınma aşamasıdır. Ana karakter grubu birbiri içerisinde didişip durur. Kıskançlıklar, kimin kimle rakip olacağı falan belirlenir. Bunlar normal iblislere kıyasla ana karakterimizi çok daha uzun süre uğraştıracak olan, yeri geldiğinde yüzlerce manga bölümünü harcatacak olan karakterlerdir. Chainsaw Man bu formülü nasıl uyguluyor? 12 bölümlük animesine bakarsak birebir. Denji diğer iblis avcılarıyla kaynaşma problemleri yaşıyor, sürtüşmeler oluyor, her 2-3 bölümde yeni bir iblisle savaşılıyor, sonra Hulk boss karakterler piyasaya çıkıyor ve o iç çatışma bu yüzden duruluyor. Hatta klasik ana karakterin boss'u alt edebilmesi için arka plandaki usta karakterden eğitim alması klişesine kadar uygulanıyor formül. E o zaman nedir o kadar özel yapan? Formüle ne kadar sadık kaldı falan demeyeceğim herhalde. Olay formülü işleyiş tonunda aslında. Animenin genel atmosferine bakarak bunun bir shonen serisi olduğunu anlamak neredeyse imkansız bence. Barındırdığı temalar, olaylara yaklaşım biçimindeki ciddiyeti ve karakter portreleri anlamında Chainsaw Man epey yetişkin bir tablo çiziyor. Örneğin Denji'ye bakarak başlayalım. Denji'nin normal şartlarda yine o klasik shonen anime karakteri portresine cuk oturuyor. Genelde neşeli, ciddiyetsiz, hafif salak, çabuk öfkelenen ve savaşlarda stratejiden çok kaba kuvvete başvuran bir tip. Aynı zamanda yemek ve cinsellik başta olmak üzere dünyevi zevklere fazlasıyla düşkün. Normal bir shonen seride bu tarz özellikler kusur olarak görülüp birer komedi unsuru olarak kullanılırken Chainsaw Man Denji'nin ana motivasyonu konumundalar ve hikayeyi öyle bir yediriliyorlar ki bırakın komik olmayı, neredeyse geriyorlar seyirciyi. Denji'nin uzun zamandan sonra ilk kez düzgün bir yemek yiyişi, ilk kez bir kızın göğsüne dokunması veya ilk öpücüğü gibi sahneler serideki herhangi bir aksiyon veya gerilim sahnesinden çok daha fazla diken diken üstünde bıraktı beni. Burada yönetmenin eliksiz çok büyük tabi. Mangada bu sahneler klasik şekilde komedi amaçlı mı sunuluyor bilmiyorum ama animede öyle komik ses efektleri veya geyik bir müzik eşliğinde falan değil, olabildiğince monoton ve ciddi sunuluyorlar. Ve ben buna bayıldım işte. Hayat amacı dünyevi zevkler olan bir ana
karaktere de ayrı bayıldım. Bu zevklerin bir karakter kusuru olarak değil motivasyon kaynağı olarak gösterilmesi çok hoşuma gitti. Belki anlamamışsınızdır diye açayım bu konuyu. Arzu ve oburluk pek çok shonen tipi anime karakterinin ortak noktası. Ama diğer serilerde bu özellikler her zaman için kötü gösterilir ve karakter çoğu zaman bu duygularla yaptığı hareketler için cezalandırılır. Ve dediğim gibi bu komedik tonda sunulur. Çünkü asıl olay her zaman idealler, ilkeler ve arkadaşlıktır. Karakterimizin motivasyonu iyilik için, dostluk için savaşmak olmalıdır. Denji öyle değil işte. En azından ilk sezon için konuşuyorum, bu karakterin cidden doğru düzgün kimseyi saladığı yok. Zamanında kendinden çalınan hayatın acısını çıkarmaya çalışıyor sadece. Birilerine yardım edecekse bu karşılığını beklediği için oluyor. Güya aşkından ölüp bittiği Makima'ya karşı bile hissettiği şeylerin çok daha temel içgüdülerle alakalı olduğuna eminim neredeyse. Seri boyunca Denji'nin bu çizgisini bozmaması ve hiçbir zaman daha tırnak içinde iyi birine dönüşmemesine sevindim doğrusu. Hep başkalarını düşünen ve sürekli fedakarlık yapan anime karakterlerinden bana korkunç gına geldi çünkü öyle böyle değil. Bencil olan ve bu bencilliğin sonucunda istediklerini öyle ya da böyle elde edebilen bir ana karakter görmek çok ferahlatıcıydı. Zaten favori anime karakterlerime bakarsanız hiçbirinin rol modeli olmadığını görebilirsiniz. Bencil ana karakterleri seviyorum ne yapayım? Ama bu bencillik ve dünyevi zevklerle hareket etme meselesi neye sebep oluyor biliyor musunuz? Denji'nin epey sığ bir karakter olmasına. Draması yok değil, var. Denji trajik bir karakter ve muhtemelen çocuklukta yaşadıkları yüzünden kafayı yemiş bir karakter. Ama travmalarının dışa vurum şekli hormonal coşkunluk olunca derin hissettiremiyor. Bu da ister istemez hikayenin odağının daha dramatik karakterlere kaymasına sebep oluyor. Özellikle de Aki'ye. Aki bir başka shonen klişesi olan ana karakterin zıttı ve rivalı rolündeki edgy karakter. Sakin, havalı ve tabii ki çok güçlü. Naruto için Sasuke neyse o yani. Bu karakter tipi genelde her zaman için ana karakterden daha ilginç olur. Daha trajik bir arka planı ve daha haklı gayeleri vardır. Maçları için çok daha fazla uğraşır ama ana karakter sadece potansiyeli sayesinde bu karakterden daha güçlü olmayı başarır. Bu aralarında hep bir güç mücadelesi olmasına ve didişmelerine sebep olur falan filan. Bu da pek çok diğer shonen klişesi gibi Chainsaw Man'de var. Bayıldığım bir klişe değil açık konuşayım. Ama pek çok seride olduğu gibi bu karakterin sırf ana karakteri ezmek için kullanılmaması hoşuma gitti. Seri bir fake atıyor böyle. İkili karşılaştıktan kısa bir süre sonra Denji Aki'den dayak yiyor. Ama yerde kalıp kendine ne kadar yetersiz olduğunu çalışıp daha da güçlenmesi ve Aki ile rövanş yapması gerektiğini söylemek yerine ayağa kalkıp onu gafil avlayarak yere çakıyor. Bunu bel altı yöntemlerle yapıyor. Ama yapıyor. Bunun da yine klişeleri bir başkaldırı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bence. Yazarın Denji sizin bildiğiniz shonen ana karakterlerinden değil dediğini duyabiliyorum ekrandan. Ha bazı yazarların narsist kafa yapılarını tatmin etmek için kendilerini temel alarak yarattıkları böyle peygamber gibi gezen girdiği her savaşı pilot armoruyla kazanan bütün kızların sürekli aşık olduğu türde bir karakter de değil. Sadece ezdirmiyor kendini. Ama hikayenin kalbinin attığı yer Aki kesinlikle. Aki'nin geçmişi ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkileri falan bir kez açıklandıktan sonra hikayedeki rolü epey büyüyor ve neredeyse tüm drama onun üzerinden ilerliyor. Normalde bu spot ışığı değişimleri beni çok rahatsız eder. Biri ana karakter ise odak onda kalmalıdır bana göre. Ama Chainsaw Man'de rahatsız etmedi. Denji'nin o bahsettiğim dramatik sığlığından olabilir bu. Sanki yazar Denji ile ne yapmak istediğini, ona nasıl bir rol vermek istediğini bilmiyor gibi çünkü. Tamam kilit karakter o. Bir sebepten düşman iblislerin hepsi Denji'nin kalbine sahip olmak istiyor. Ama bunun haricinde hikayeyi ilerleten kişi oymuş gibi hissettirmiyor. O işi dediğim gibi Aki sırtlanıyor. Neyse ki iki karakter arasında rahatsız etmeyecek seviyede bir denge kurulabilmiş de yani şu an burada odağını kaybetti diye sövüp saymıyorum seriye. Diğer ana karakterler olan Power ve Makima'ya gelirsek yani serinin kadın karakterlerine ikisini de beğenmiyorum abi. Makima'ya çok değinmeyeceğim çünkü Hatun'un olayı belli ki bambaşka bir şey. Henüz açıklanmadı. Bir pislik çıkacak ondan ve senaryodaki rolü tamamen farklı bir şeye dönüşecek. Şu an için konu mankeni olarak kullanılıyor. Ama Power bu karakterin var olma amacı ne Allah aşkına? Fan servisten başka yani. Tamam Zero Two'yu olan benzerliğinden dolayı biraz ön yargılı yaklaşıyor olabilirim kendisine ama Power resmen ikinci bir Denji gibi. Doğru düzgün hiçbir şeyi önemsemeden sadece zevk için yaşayan bir tip. Arka planı ve draması diyebileceğimiz kısımlar ilk bölümlerden çözülüyor ve Power sonrası tamamen işlevsiz bir karaktere dönüşüyor. Denji ile aşağı yukarı aynı kişilik özelliklerine sahip olduğundan hikayeye katabileceği bir şey de kalmıyor. İşin hedonizm yönünü Denji veriyor çünkü zaten. Veletimsi hareketleriyle belli bir kesimi Power benim wife'ım abi dedirtmekten başka amacı olmayan bir hatun bu sadece. Bence seride spot ışığını çok daha fazla hak eden, çok daha ilginç kadın karakterler var ama Power'ın gölgesinde kalıyorlar. Üzücü. Özellikle Kobeni. Kobeni bana bir sürü farklı duyguyu aynı anda hissettirebilen bir karakter. Ona gıcık oluyorum, sinirleniyorum, sonra empati kurup üzülüyorum ve daha da sonra hayran kalıyorum falan. İşte bu ilginç bir karakter portresi yani. Gelişimini ve ilerleyişini görmek isteyeceğim türden. Ama Power'a baktığımda hissettiğim hiçbir şey. Figür satmak için yaratılmış bir oyuncak bebek görüyorum sadece. Yine hatırlatayım bunlar sadece ilk sezonu kapsayan eleştiriler. Devamında odak konusunda ne tür değişimler olacağını bilmiyorum. Abi merak etme de mangada şöyle oluyor falan demeyin. Umurumda değil.
animesi çıkarsa görürüm. Umurumda değil derken ciddiyim bu arada. Chainsaw Man devamını görmek için ölüp bittiğim bir seri kesinlikle değil. İkinci sezonu gelmezse çok da koymaz bana. Tamam, iyi iş, hoş iş, alışıyla gelmişin dışında yaptığı bazı şeyler var ama olay örgüsü öyle çok da ilginç değil benim için. Serinin ilk yarısı karakter tanıtımları ve ekibin çeşitli ibrisleri avlamasıyla geçiyor. Benim için animenin zirve yaptığı noktada aşağı yukarı tam yarısına gelmeden hemen önceki ibris avı görevi. Karakterlerin kendilerini sürekli tekrar eden bir otelin içinde bulmaları ve çıkış yolunu ararken birbirlerine düşmeleri. Chainsaw Man'in klasik bir shonen olmadığını gösteren çok önemli bir hikayeydi bence. Hayır, biz bir ekibiz, asla birbirimizi satamayız falan tarzı hayalperest bir yaklaşım yerine o panik hallerini ve bölünmelerini görmek çok güzeldi. Bunun acımasız bir dünya olduğu ve karakterlerin olaylara daha gerçekçi tepkiler verebildiğini gördük. Arkadaşlıkmış, ortaklıkmış, hepsinin doğru şartlar altında göz ardı edilebildiğini ve her koyunun kendi bacağından asıldığını öyle aşırı bir eleştiri kaygısı da olmadan vermiş yazar abimiz. Çok sevdim. Ama daha çok sevdiğim bir şey var ise o da bu durumdan kurtulma yöntemleriydi. Karakterlerimiz aslında tüm otelin iblisin kendisi olduğunu ve içeri girerken adeta onun midesine girdiklerini fark ettiklerini nasıl çıkabilecekleriyle alakalı çeşitli planlar yapmaya başlıyorlar. Bir sürü farklı şeyi göz önünde bulunduruyorlar vesaire. Ama Denji her zamanki başıboşluluğu, dobralığı ve asabiliğiyle diğerlerini hiç sallamadan direkt olarak testere formuna geçip iblise içeriden saldırmaya başlıyor. İblis sürekli kendini yenileyebildiği için bu saldırıların bir önemi yok gibi görünüyor ama Denji bunu 3 gün ve 3 gece boyunca devam ettirince acıya daha fazla dayanamayan iblis pes edip ne olur öldür beni de bu acı bitsin diyerek kalbini sunuyor ve böylece ekip kurtuluyor. Şimdi ben bu çözümü neden bu kadar sevdim? Mümkün olan en bariz çözüm olması büyük bir artı zaten de başka bir animede olsa Denji'nin bu pervasızlığı kesinlikle yine karakter kusuru olarak gösterilir. Takımdan ayrılıp tek başına hareket etmesi, doğru düzgün plan yapmadan sadece kaba kuvvete başvurması falan. Normalde bu hareketin sonucu ana karakterimizin hem başarısız olması hem de ağır yaralanmasıyla sonuçlanırdı. Sonra ekip de kafa kafaya verip zekice bir çözüm bulurlardı. Böyle çok götten uydurma bir şey. Onu uygulayıp kurtulmayı başarırlardı. Denji de önemli iki ders almış olurdu. Birincisi takım çalışması önemi. İkincisi ise kaba kuvvet her zaman çözüm değildir. Bazen beyin de kullanmak gerekir vesaire vesaire. Ama o klişe saçmakların hiçbiri yok işte. Ben testereyim. Vırn vırn. 3 gün boyunca seni gece gündüz keseyim bakayım ne yapıyorsun. Aa işe yaradı. Bu kadar. Bayıldım. Bazı şeylerin süper zekice değil kaba kuvvet gibi çok daha bariz çözümleri olabileceğini göstermesi bir yazarın yine çok ferahlatıcı, tatmin ediciydi. Ve bundan hemen sonra gelen sekans zaten benim tüm serideki favori sekansım. Kutlama ve kaynaşma partisi. Kıdemli ve genç avcıların bir araya gelip içmeye gitmesi. Sarhoş olup dertleşmeleri, sapıtmaları, birbirleriyle alakalı daha fazla detay öğrenmeleri, otel vakasında sakinliklerini kaybettikleri için özür dilemeleri ama içten içe yine yaşansa yine aynı tepkiyi vereceklerinin bilinmesi falan. Bir tür yaraları sarma ve günü kurtarmış olmanın sevinci işte. Sonuçta bu insanların çoğunun ertesi günü görebileceği yeni garantisi yok. Çok tehlikeli bir iş yapıyorlar ve eninde sonunda çoğu için bir meslek bu. İdealler uğruna veya dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışanlar illaki var aralarında ama genel için epey tehlikeli bir para kazanma yöntemi sadece. Bu bölüm kamu güvenliği avcılarının psikolojilerine daha yakından bakmamızı, ne kadar havalı güçleri olursa olsun sonuçta eğlenceye ve kafa dağıtmaya ihtiyaç duyan basit insanlar olduklarını görmemizi ve hepsiyle öyle ya da böyle empati kurmamızı sağlıyor. Bunu klasik shonen anime sansürüyle de yapmıyor işte. Alkolün etkisiyle dönen tüm o aptal saptal geyiklere, bel altı muhabbetlere falan giriliyor. Herhangi bir animede gördüğüm en gerçekçi içki masası tasvirlerinden biriydi bu. Dediğim gibi kesinlikle favorimdi ve serinin zirvesiydi benim için. Bu noktadan itibaren ise her şey düşüşe geçti. Direkt sonraki bölümde serinin ilk uzun soluklu büyük düşmanları baş gösteriyor. Samuray Kılıcı İblisi ve şu an adını bile hatırlamadığım şu kız. Samuray Kılıcı İblisi zaten ki neden doğrudan katana elbise demiyorlar bilmiyorum. Direkt olarak Denji'nin rakibi olsun diye yaratılmış. Dizaynımız aynı, her şey aynı. Denji'de testerlerin bulunduğu kısımda bunda kılıç var. Hani belli ya da geç bu ikisi kozlarını paylaşacak. Nitekim son 5 bölüm seri tam benim çok sıkıcı bulduğum shonenler gibi boş savaşlarla geçiyor. Bir onunla kapışıyor, bir bu bununla kapışıyor, birileri yeniyor, yeniliyor falan. Böyle çaprazlama herkes birbirine dalıyor ve sonra seri bitiyor. Karşılaştırma yapmam gerekirse tüm o Naruto'lara, One Piece'lere, Fairy Tail'lere falan kıyasla Chainsaw Man'i tercih ederim tabii ki savaşlar konusunda ama seri maalesef hiçbir zaman tekrardan o kutlama partisindeki samimiyeti ve hayatın içinden bir kest havasını yakalayamadı benim için. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi Chainsaw Man'i normal shonenlerden ayıran olgun bir tarafı var. Benim izleyebilme ve sevebilmemin en önemli etkeni o olgunluk. Girişte de söylediğim gibi bana sorsanız sonuna bakarak bunun kesinlikle bir shonen olduğunu söylemem. Ve burada bir meraka düşüyorum aslında. Yönetmenin bu konudaki etkisi ne kadar fazla diye. Bildiğim kadarıyla mangaya olay örgüsü anlamında epey sadık bir uyarlama bu. Ama olay örgüsünü sadık yansıtmak başka, atmosferi sadık yansıtmak bambaşka bir konu. Mangada komedi unsuru olarak gösterilen bir sahneyi doğru sinematografi ve müzikle gerilim sahnesi olarak sunabilirsin sonuçta ki yönetmenin bunu yer yer yaptığını eminim. Sırf karşılaştırmak için manganın ilk iki chapter'ına baktığımı söylemiştim zaten ve o kadar sıradandı ki. Hani her şeyiyle o kadar sıradan bir shonen mangaydı ki şok oldum. Animenin o özel estetiği, melankolikliği, ağırlığı falan hiçbiri yoktu. Ben böyle Berserk gibi çizimlerle falan kaybolup gideceğim bir şey beklerken çok daha basit bir işle karşılaşmıştım. Animenin çok daha iyi olduğunu düşünmemin sebebi bu işte. Yönetmenler de, stüdyo MAPPA'da gerçekten harika bir iş çıkarmış.
Studio Mappa'nın gelen her işi aldığını ve çalışanların yorgunluktan intihar etmek üzere olduğuyla alakalı şakaları görmüşsünüzdür eğer anime sayfalarına falan takılıyorsanız. Yani nasıl bir insan gücüne sahipler bilmiyorum ama harbiden de gelen her işi alıyorlar. Mappa yeni bir stüdyo sayılır. 2011'de falan kurulmuşlar. Ve ben anime izlemeyi bırakmadan önce de kayda değer işler yapmışlar aslında ama ilginç bir şekilde hiç denk gelememişiz. O yüzden kendilerinin izlediğim ilk şey Kakaguri'yi, ikinci de Chainsaw Man oldu işte. Ve gönül rahatlığıyla bunun izlediğim en iyi animasyonu TV serilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Çok rahat ilk 5'e girer, öyle değil. Mappa'nın nasıl bir televizyon serisi bütçesi var bilmiyorum ama pek çok sinema filminin utandıracak düzeyde akıcı animasyonlar yapmış adamlar. Ben bu konuda Ufotable tek sanıyordum ama yok yani, Mappa çok dişli bir rakipmiş. Kullanılan animasyon tekniği öyle devrim niteliğinde bir şey değil aslında. Bariz şekilde rotoskop kullanmışlar ki 1000 yıllık tekniktir. Ama harbiden çok iyi uygulamışlar. Zamanında Akuno Hana diye bir anime vardı, böyle full rotoskopla yapılan. Aman Allah'ım, yani nasıl rezil görünüyordu ana tamam. Chainsaw Man rotoskoplu 2 boyutlu el çizimlerini CGI ile harmanlayarak göz alıcı bir iş çıkarmış ortaya. Sadece aksiyon sahnelerine değil, en durgun ve basit sahnelerde bile karakter hareketleri doğal ve gerçekçi görünüyor bu sayede. Serinin boş karesi yok resmen. Her saniyesi özene bezene anime edilmiş gibi. Renk paletini de ayrı bir beğendiğimi söylemek zorundayım. TV serisi görselliği anlamında gerçekten piyasanın ya en iyisi ya da en iyilerinden biri Chainsaw Man. Manganın o absürt ve çılgın tarzını böyle gerçekçi bir stilde sunup bunu seyirciye yedirebilmek kolay iş değil. Bu animeyi adını çok fazla kez duyduğum için izlemeye başladım ama devam etmemin bir sebebi varsa o da kesinlikle görselliğiydi. Sığ bir sebep evet ama görsel medyalarda görsellik epey önem arz ediyor yani. Yoksa serinin belli başlı klişeleri delebiliyor olması kafasından testere çıkaran bir adamın yaratık kesmesini izletmek için yeterli değil bana. Maalesef bu tür serileri ilginç bulmayı bırakalı uzun yıllar oldu. Öyle kendimi kaptırıp heyecanlanarak falan izleyemiyorum kesinlikle. Chainsaw Man'in her bölümünü açarken bakalım bu bölüm gözlerim nasıl bayram edecek diyerek açtım. Acaba Denji ve arkadaşlarına ne olacak diye değil. Ki ilk sezon için konuşuyorsak çok da bir şey olmadı. Ortada tatmin edici bir başı ortası sonu olan bir olay örgüsü yoktu. Bu bariz şekilde daha büyük bir hikayenin ilk perdesiydi sadece. Ama başta da söylediğim gibi ben bu incelemeyi büyük resme göre değil elimdeki materyale göre yapıyorum. Ya bu daha sadece ilk bölüm diye torpil geçiyor olsaydım zamanında Order 1886'yı da daha çok övmem lazımdı o zaman. Daha büyük bir hikayenin ilk parçası olarak beğenmiştim ama kendi başına yetersizdi. Chainsaw Man'de durumu sevdim. Ama henüz resmi olarak ikinci sezonu duyurulmamış bir seri olarak, gerçekten şok edici şekilde devamı gelmezse yani, Chainsaw Man ilk sezon çok iyi animasyonlara sahip, ortalamanın üstü bir shonen'den fazlası değil. Kesinlikle zaman kaybı olarak görmüyorum, izlerken eğlendim ama bana kattığı bir şey olduğunu söylemem zor. Artık devamı geldiğinde ve insanların söylediği o asıl hikaye başladığında neye dönüşecek göreceğiz.